Kaç para? Merhaba oyuncular. Bugün yepyeni bir sizinle etkileşim halinde olmak için müthiş bir Clash of Clans videosu yapacağım. Bunu doğru bir şekilde söylemeyi çok istiyorum. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte köy incelemeleri yapacağız. Tabii ki şu anda belli başlı köyleri inceleyeceğim sizinle birlikte. Ama bundan sonra sizin yorumlarda gerçekten videoyu izlediğini düşündüğüm arkadaşlardan güzel bir onların hesaplarını da inceleyeceğim. İlk önce kendi hesabımıza geçelim. Evet oyunseverler, ilk önce kendi hesabımızdan başlıyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi hemen ilk başta gözümüze çarpan Savaş Yıldızları ve tüm zamanların en iyi skoru oluyor. 984 Savaş Yıldızımız var. 5413 en iyi kupamız ve efsanevi kupamız 609. Burada gördüğünüz gibi laboratuvarda daha çok eksiğimiz var ama işimize yarayacak. Atıcı, golem, cadı, iskelet büyütünün 4 olması, bütün iksir büyülerimizin full olması bizim çok büyük etkilimiz. Arkadaşlar barbarla okçunun full olması da çok önemli. Çünkü hero'ları kullandığımız için her zaman bunlara öncelik verin. Yeni seviyeye geçecek arkadaşlar. 9'da, 10'da, 11'de ilk geliştirdiğimiz her zaman okçu, barbar olsun. Çünkü büyük fabrikanız olmadığınız zaman da bunlarla katmanız çok kolay olur. En azından toplayıcılarla birlikte aşağı doğru inelim. Şimdiye kadar 2 milyarın üstünde altın kapmışım. 2 milyarın üstünde iksir kapmışım. Bunlar çok güzel rakamlar. 40 bin yakın duvar katletmişim. 8743 de belediye binası indirmişim. Bu çok güzel bir sayı bence. Evet, devam edelim. 12619 tane maç kazanmışım. Yani 12619 tane en az savaş yapmışım. Kazanamadıklarım da vardır kesin. Bir onun yarısı kadar. 281.570 bağış yapmışım. Bu da çok güzel bir rakam. 12.373.353 tane kara iksir çalmışım. Gördüğünüz gibi 1000 savaş yıldızımın da gelmesine çok az kaldı. Sadece 4 tane görevim kaldı. 5000 cehennem kulesinden 2.370 tane aldım. Ve 687 taktik avcı uçağı indirmişim. Hemen şu anki Türkiye'nin en iyilerine bakalım. Shams of Türk klanından Tatarem şu anda gördüğünüz gibi Türkiye'nin en iyisi. Daha önce 45. olmuş. Bu Türkiye'de değil arkadaşlar, genelde 45. olmuş. Şu an dünyada da 15. sırada, Türkiye'de 1. olmasıyla alakalı. Bu da gördüğünüz gibi her şey full, sadece klon büyüsünü vermemiş. Arkadaşlar klon büyüsü gerçekten çok boktan. Yani iki tane büyü yeri harcaması da gerçekten israf. Bir tane bile büyü yeri harcasa ben basarken düşünürüm. Hemen bakalım bu arkadaşımız ne kadar ganimet. Evet, hemen 2 milyarın üstünde ganimet çaldığını görüyoruz. 400 tane savunabilmiş. Bu çok kötü. Ben çünkü çok daha fazla savundum. 5000'den de dolmuştu gördüğünüz gibi. Hemen burada bakalım. 10 milyar iksir çalmış. Kara iksir. 10 milyar. Çok düşük bence. 685 savaş yıldızı var. Bildiğiniz gibi benim 985. Ama çok güzel bir hesabı var. Tabii ki de köyüne de bakalım. Bu arkadaş gerçekten emek vermiş köyüne de. Bakalım güzelce. Evet, her şey full arkadaşlar. İnşaatçıların hepsi boşta. Tabii ki efsanelikle savaşmak için böyle bir olmanız lazım. Savunması benim çok karşılaştığım savunma ama iş yapıyor arkadaşlar. 3 çok zor vermişti bu savunmanın. Hemen bir diğer en iyi oyuncularda, küreseldeki en iyi oyuncu bakalım. 708 savaş yıldızı. Bence biraz bu da düşük arkadaşlar. Niyete klan savaşı yapamıyor bu arkadaşlar. Çünkü hep hesapları parayla geliştirdikleri için buna çok kısa zamanda katılmış hesaplar. Burada klon büyütünü 3 görüyoruz ama deli 8'e vermemiş. Bu da bir seçim. Devi kullanmaz herkes. Bir seviyeden sonra devi zaten ihtiyaç değil. Zaten bağış yaparken de 8 gidiyordur onun klanında. Aşağıya doğru inelim. 3621 kere savunmuş. Düşük. İşte bunlar hep ganimet katmadan hızlıca geliştikleri için oluyor. Ama çok güzel cehennem kulesi yok etmiş. Ve de... Evet, onun dışında büyü bağışları filan yine iyi. Bunda da 5 tane görev kalmış. Bence güzel bir başarı. Hemen şuradan en iyilere bakmak istiyorum geçen ayın.
Geçen ayın birincisi Bahreyn Army kanalından Ali. Acaba Türk mü diyoruz? Gerçekten bu konuyla ilgili bir bilgim yok. Ama köyünü inceleyeceğim. Gerçekten Kasım ayının çok zorlu bir lig sezonuydu ve 6097 kupa mükemmel bir sayı arkadaşlar. Yani 6000 üstündeki her kupa gerçekten mükemmel ve en az bu arkadaş 2000 TL civarı bir para harcamıştır burada olmak için. Bunun savaş yıldızı 918 bence iyi. Savunması 1387, bu da düşük. Nedense savunamıyor bu arkadaşlar. Çünkü düşük liglerde çok az takıldıkları için savunmaları çok zorlaşıyor. 5000 cehennem kulesinden 4302 tane harcamış. Ve 1541 bağış yapmış. Karabüyü anlamında. Bunun da 5 tane görevi kalmış. Yapmadı. Evet arkadaşlar, videoyu burada sonlandıracağım. Sizlere dediğim gibi artık yorumlarda dediğim gibi videoyu izlediğini düşündüklerim. Yani gerçekten video ile ilgili yorum yazıp altına kendi köyünün kodunu yazanların etaplarını inceleyeceğim. Bu videoyu haftada 1-2 çekmeyi düşünüyorum. Bence güzel olacak. Sizle güzel bir etkileşim içine girmiş olacağım. Bu yüzden de mutluyum. Beni her zamanki gibi izlediğiniz için teşekkür ederim. Son bir şey göstermek istiyorum. Aklımdaydı, unutmayayım. Arkadaşlar ben geçen biliyorsunuz savunmada kazandım son kupamı, ama ondan önce size troll bir deste tanıtırken, duvarların üstünden zıplatma videosu çekerken köy düzenini böyle unutmuşum. Bir arkadaşımız da dalmış. Gerçekten müthiş komik şeyler çıkmış ortaya. Gördüğünüz gibi buradan golemi atmış, fakat rezillik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi adam fena bir şekilde eriyor. Yani ben gerçekten çok güldüm. Yazık yani, bu kadar at geri, bu kadar kötü atmak gerçekten yazık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar adam 2 yıldız bile alamamış bu köy düzeninden. Gerçekten çok troll bir köy düzeniydi. Ben sizi de 10. seviyede saldırırken bu yüzden sağ taraftan saldırdım. Komik görüntüler çıkmasın ortaya. Adam gördüğünüz gibi bir yıldızı aldığına bile sevinecek duruma girmiş köye girdikten sonra. Gerçekten çok üzücü. Bu savunmanın da iş yapacağını hiç düşünmezdim. Belki normal savunma düzenimiz olsa 2 alırdı. Ama rakibi gerçekten şok ettik. 1-2 savaş kullanacaktım ama kendi düzenime geçeyim dedim. 2 geçmişim, 17 kupada kazandım. Şu an Türkiye travmatına doğru ilerliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum.